Bitcoin ile alakalı, Shiba ile alakalı verdiğimiz sinyaller doğru gidiyor. Ve e, bu desteği direnci de hepsine değineceğiz. E, akşam saatlerinde bu videoyu atıyorum. Çünkü iş, güç, psikolojik gerçekten e, şu an saatin kaç olduğunu da bilmiyorum. Ama bu saatlerde atacağım. Hangi saatte izlerseniz de bu arada önemli. Önemli konulara değineceğiz. E, Shiba'yı buralardan aldım. Söyledim. Buralar tam anlamıyla böyle destekleyerekten burayı nitelendirdik burası tam anlamıyla direnç bunu bak sürekli sürekli olduğu gibi tutunamıyor ve tutunduğu zaman zaten başka bir boyuta gideceğini söylemiştim ve katman 2 de artık karşımızda hızlı hızlı anlatmayacağım bu videoyu biraz yavaş yavaş herkes anlasın çünkü ben de videoları izlediğim zaman ben bile anlamıyorum bazen şuna değineceğim Shiba'dan gerçek anlamda en büyük kazanan oyuncu olaraktan şunu söylemek istiyorum. Burada Satoshi'nin verdiği katman 2 olarak nitelendiren e, bizim de ağımızı oluşturacağız ve burada bin bir türlü boyut var. Biz bunu tabi e, makaleler üzerinde okuduğum için konuya daha çok hakim olduğumu düşünüyorum. Daha önceden bunun artık böyle e, çok fazla incelediğim için kesinlikle e, bunu beklenmesi bir haber olacağını düşünüyorum. Yani bu artık e, en azından Burayı böyle kırıp daha büyük senaryolarla bizi karşı karşıya getireceğini inanıyorum ki ben buradan boşuna almadım. Bak ne zamandan beridir burası böyle duruyor. Bak burası da öyle. Yani burası daha gelmeden ben bunu çizmiştim zaten. Diyerekten nitelendirmek istiyorum. Şimdi şuna değineceğim. Şiba'dan en büyük kazanan oyuncu olarak tekrardan neden Şiba'ya girdim? Şibasız gerçekten olmuyor. Benim şeyi falan değil ama ee, şuna inanıyorum, gerçekten de inanıyorum buna. Benim beklediğim bir boyut olduğu zaman, boşu boşuna alımlar yapmıyorum. Shiva'dan ee, hem e, aşktan olarak, aşktan olarak çok büyük şekilde kazandığımı düşünüyorum. Ne kadar bir şekilde kayıplarımız da olsa, ikinci olaraktan da e, gerçekten ben Shiva'dan çok yani güzel paralar kazandım. Gerçekten de kazandım. Yani hayatım boyunca. Bu cebin bu kadar kazandığını daha önceden görmemiştim. Hepsi Shibana sayesinde. Üçüncü olaraktan da, bunları bahsediyorum ama biraz bayağıdan beri video çekmediğim için bunları söylemek istiyorum. Üçüncü olaraktan da buradan ortak, ortaklık kurduğumuz buradan Sakız'a da, Burhan abiye de selamlarımı yolluyorum İki kişi daha var onlara da selamlarımı yolluyorum Onlar da kendisini biliyor. Demek istediğim şu, gerçekten de yani Mesela ben içeri neden girdim ee, benim bir oyunum kesinlikle var olacak şu anda mesela Bitcoin'e baktığımız zaman e, Bitcoin'in hangi hamle e, hangi hamlede nereye gideceği e, geçmişteki grafiğe de bakarak zaten e, o yüzden bunları söyledim. Hani demiştim ki bakın mesela Bitcoin'de direkt ben e, anlatıyorum 30 bandına sürekli böyle gelecek ha geldim ha gelecek bak bunu tekrardan yapacak tekrardan 30 bandına gelecek bugün büyük bir düşüş oldu evet çok fazla şortları patlattılar böyle büyük bir hamleleri e, yapacağını düşünüyorum çünkü bunlar e, olası olası şeyler daha önceden de oldu ama kesinlikle panik satışıyla birlikte e, longların da patlatılacağı longları da patlatılacağı bir olaydı zaten e, demek istediğim bu beni korkutmaz ben şu an rahatım, gerçekten de rahatım. Bak, ben buradan aldım. Ama bunun aşağısını kırarsa, e, zaten büyük bir düşüşün olacağını düşünüyorum. Bakın, burada da bir trendin olduğunu kesin anlamda düşünüyorum. Ya burada böyle bir trendin olduğunu düşünüyorum. Bakın, burada kesin anlamda bir trend var. Bakın, hemen şunu çekeyim. E, bu inanılmaz derecede trendlere önem veriyorum. İnanılmaz şekilde önem veriyorum trendlere ve e, buranın da artık. Kırılırsa şayet daha büyük düşüş ve ikinci desteğinde burası olduğunu görebiliriz. Ee, buradan artık böyle yeni haberler geleceğini bununla alakalı söyleyebilirim. Ee, Mayıs ayı, dedim ya Nisan ayı sancılı bir ay olmayacak. Büyük bir yükseliş gelecek Nisan ayını güzel görüyorum demiştim. Ee, Mart ayı zaten öyle. Mart ayı kötü geçerse e, gerçekten kötü bir senaryo olacak ama özür dilerim FED'den ve Genesis'tan kötü bir haber gelmezse demiştim ve güzel bir haberimizi ardından güzel bir e, yükseliş geldi. Bunu söylemek istiyorum ve şöyle bir konu var bir de. Kesin anlamda ben buradan büyük bir düşüş beklemiyorum abi bak. E, iki Önceki videoda mesela bütün youtuberların hepsi gündeme bakıyorum, hepsi düşecek diyerekten söylüyor ve ben bunun... E, olmayacağını söylemiştim. Gerçekten de bunun olmayacağını söylemiştim. Ee, yükselişle karşı karşıya geldik. Ee, önümüzde tekrardan veriler var. Bildiğimiz üzere mayıs ayında Fed aç, e, Fed faiz oranı açıklayacak. Bu 25 bas puan olarak gözüküyor. 25 arttıracağını söyleyebilirim. Ya bu benim düşüncem. Öyle de gözüküyor. Ee, piyasaya tekrardan olumlu bir hava katacağını düşünüyorum. Eee Tek bu a, tabii ki de açıklamalar da önemli açıklamalar da önemli açıklamalara da bakacağız ona göre yorum yapacağız ama benim şu anda bakış açımla gerçekten hangi coin'i söylersem söyleyeyim özellikle coin e, kanalı açıyorum ki oradan sizlere de söylüyorum mesela lunge alakalı çektim onu ekstradan çektim 500'deyken anlatmıştım 5000'e kadar çıktı oradan da zaten 10 katını almıştım bizzat gösterdim bizzat gösterdim şaka gibi ama e, bunlar oldu. Ee, söylemek istediğim bunlar Şu anda da zaten Beklentim ne Nereye doğru gidecek ne olacak diyerekten Zaten e, bugün bunu anlatmak istemiştim Bugün aşırı yorgunum Yeni geldim bir kamera karşısına Geçmek istedim bir bunları anlatmak istedim e, Bunlar da önemli konular Bakın şibariumdan bahsettik destekten Dirençten bahsettik bundan ötesi yok Bundan ötesi yok Gerçekten ee, Benim alım yaptığım yerde çok kuvvetli bir yer Eee geleceğini düşünmüyorum. Gelirse şayet ya büyük düşüşü olacağı gözüküyor. Ee, zaten büyük bir düşüş olursa Bitcoin'in de büyük bir düşüşle karşı karşıya geleceğini söyleyebilirim. Çok fazla altcoin bundan etkilendi bu düşten. Çok fazla altcoin etkilendi bu Bitcoin düşüşünden. 1000 dolarlık düşüş az bir düşüş değil. Ee, etkilendi ama Shiba'nın bundan büyük bir şekilde etkilendiğini düşünmüyorum. Ya yani burada da zaten gözüküyor. Ee, aynı şekilde bakın trend yükseleni şu anda gösteriyor. Ama benim düşüncem dediğim gibi en azından 11.70, 12.20 bandı bizim için çok önemli bir band olduğunu e, buradan kesin anlamda söyleyebilirim. Bunları böyle beklemek lazım. E, bu sıralar videoları biraz geciktiriyorum kusura bakmayın ama benim e, bahsettiğim şeyleri gerçekten dinlerseniz ne kadar önemli olduğunu anlarsınız. Gerçekten anlarsınız. Ben e, ekstradan alım yapmasam hiçbir koyunu söylemem. Ee, söylediğim coinler de gerçekten de başarılı coinler. Ee, bana her yerden de bu arada ulaşabilirsiniz. Söylemek istediğiniz şeyler varsa bana her taraftan ulaşabilirsiniz. Zaten çok fazla bağlantılarımız var. Dediğim gibi yine videoyu beğenin, abone olun demeyi başta unuttum. Ama bunları yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.